Merhaba, biz bugün podcast yapmayı deneyeceğiz. Ben ve benim arkadaşım olan, daha başaramadım, böyle demeyecektim. Diyecektim ki. Diyecektim ki. Merhabalar, bugün podcast yapmayı nasıl demiştin ya, nasıl diyeceğim demiştin. Merhaba, bugün podcast yapmaya çalışacağız. Bugün podcast yapmayı deneyeceğiz. Bence oradaki hata gerçek çıkıldı bu işe. Gerçekten çalışıyorum. Bugün uygulamaları seven ben ve benim arkadaşım olmak dışında sizin qualification'ı yok. Bunu bilerek başlıyoruz. Benim iki diplomam var. What the fuck lan? Benim de bir tane var. Benim bir tane. Nedir yani? Benim de diplomam var. Sadece uygulama konusunda o kadar podcast yapma konusunda şeyimiz yok. Podcast yapma konusunda yok. İşte bu şekilde ben ve peç arkadaşım, dört arkadaşım podcast yapmayı deneyeceğiz. Ben İzel. Merhaba. Birisi daha sonradan gelip katılabilir. Craig de var. Craig arkadaşım değil mi? Ne demeye çalışıyorsun? Evet. Böyle evet. Şey hepim, neyse ki Craig bizim tatlı arkadaşımız hepimizin sesini ayrı layer'larda kaydettiği için üst üste konuşmamız bir sıkıntı olmayacak. Ooh, I did not know that. Ah, oh, çok iyi. Çok kaliteli bir hareket. Oha, mükemmel. Aynen. Post 42'nin yapamadığı şeyi yapacağız. Şey, kaliteli materyal mi? Aa. Şu an kendime YouTube kanalı gibi hissettim. Gurur duydum. Geçen hafta bunu biz bir kere denedik ve e-postalardan ekran screenshot almaktan ve neyden bahsetmiştik? Bir şeyden daha bahsettik. Neyden bahsettik? Net çalışmış olman gerekiyordu. Emin değilim. Screenshot kısmı çok güzeldi ama diğer bunları da vardı. Evet. Screenshot ve e-posta kısmı bayağı güzeldi. Evet. Productivity uygulaması kısmından bir bahsettik sanki. Evet. Sen bir saat zaman kaydedicinden bahsetmiştin. Olabilir. Ama bugün bunlardan bahsetmeyeceğiz. Evet, bugün farklı şeylerden bahsedeceğiz. Ya bu konsept olarak iyi ama bir yandan da screenshot'tan daha iyi neden bahsedeceğiz bilmiyorum. Ben de screenshot kendi bölümünü hak ediyor. Orada direkt böyle merhaba bugün app'lerden konuşacağız. Bugünkü temamız screenshot. Bir herkesi evet. Heyecanlandırabiliriz. Özellikle Can Deniz'i. Ben çok heyecanladım. Can Deniz'in bu konuda çok neşeli ve heyecanlı olduğunu fark edebiliyorum yani. Hayatım yaşanır kılan şey screenshot. Ya screenshot olmadı. Yaşamın bir anlamı yok benim için. Bugün bahsedeceğimiz ilk konu müzik uygulamaları. Burada normalde planıma göre Apple Müziğin iki kullanıcısı olacaktı ama tek kullanıcısı var. Onun dışında Spotify kullanıyoruz sanırım. Merhaba arkadaşlar. Aman tanrım. Ben biraz da YouTube müzik kullanıyorum ama. YouTube müzik bakış açımız da var. Ama çok kullanmıyorum yani. Sadece biraz kullanıyorum. Olsun. Ama niye daha çok kullanmadığımı anlatabilirim. Bir de şey var. Yeni bir uygulama var. Deezer diye her yerde reklamı çıkıyor. Yeni bir şey değil o. Yani benim hani Nokia telefonum vardı. Yarı akıllı. O zaman da vardı o. Bu arada bilmeniz iyi olur. Enes biraz Nokia nerd'ü. Bir miktar. Çok değil. Eğer Android olacaksa Nokia olsun. Evet. Wow. Ben kullandığım saat bir Nokia ürünü, o yüzden mutluyum. Evet, sana Enes'e buradan birkaç ay önce Babalar Günü'nde Nokia 33'ün telefon aldığımızda belirtelim. Evet, yaptık bunu. Evet. Onun besteleyicisi var. Yani eğer konuşacaksak onun besteleyicisini çalıştırabilirim. Lütfen Snake oyna arka planda. O zaman kim? Hangi programları kullanıyor? Bir kere daha üstünden geçerek başlayalım isterseniz. Olur. Baştan sayalım. Enes? Ben Apple Music kullanıyorum. Sen Enes? Ben Spotify kullanıyorum. Dediğim gibi biraz da YouTube müzik kullanıyorum ama sadece biraz. Ben Spotify kullanıyorum. Çoğunlukla. Çoğunlukla değil. Tamamen neredeyse. Ben de Spotify kullanıyorum. Ben de genelde Spotify kullanıyorum. Toprak. Toprak geldi ama mikrofonu kapalı. Selam. Selam. Evet. Selam. Bir arkadaşımız daha katıldı bize şu an. Az önce arkadaşlarımızı tanıtmayı unuttum. Şu an değil mi? Ben onu unuttum. Evet. Evet. Evet, o yüzden sorun yok.
Tamam, o zaman hemen kısaca yeni bir intro yapayım. Sonra öbürünün yerine koyarım. Bu kısmı başa al. Baştaki gigimiz kaçacak mı? No. Yo, sadece şey. Arkadaşlarım Enes, Can Deniz, Damla, Toprak, Özge ve ben bugün size uygulamalardan konuşacağız. Bunu başa taşırım. Tamam. Toprak şu an müzik uygulamalarından bahsediyoruz. Çok iyi. Sen ne kullanıyorsun? Spotify kullandığını tahmin ediyorum. Ben %90 Spotify kullanıyorum. Onun dışında o %10'luk kısım genelde Spotify'da olmayan bir şarkı veya soundtrack dinliyorum. Genelde soundtrack olmuyorsa YouTube'dan dinliyorum. Ya da YouTube'dan MP3 player şeyleri var ya, convertler. Onlara convert edip... Bunları söylememiz gerekiyor olabilir. Yani converter kullanıyorum. Onları şeyden dinliyorum. Ama yasal yollar kullanarak onları dinliyorsun demek istedin sanırım. Yasal, evet, yasal olarak bunlardan bahsetmeyin. Yani evet, YouTube Premium ile indiriyorsun yani, evet. Evet, YouTube Premium'u. Evet. Peki öyle isimlendireceksek öyle isimlendirelim. Toprak. İsimler öyle, gerçekler bu olduğu için öyle söylüyoruz. Yoksa şey olduğundan değil yani. Evet. İzal, sen tekrar söyle. Orada biraz karıştı. Evet. Ben de Spotify kullanıyorum. Ama Apple Music curious'ım biraz da. Enes, biraz neden Apple Music bahsetmek ister misin? Neden Apple Music? Biraz önce bahsettiğim üzere çok hızlı girdim ama şu an şey oldu. Az yer kaplıyor. Yani ben hani bir ürün kullanıyorsam onun yerleşik uygulamalara ne kadar meraklı olduğumu size söylemiştim. Apple Music'e bu şeyle başladım. Telefonumda et gibi bahsediyorum ama şu anda Apple Music hani benim için bu sebeple giriş yaptım. Bir de iTunes müzik arşivine güvenerek geldiğinden beri kullanmaktayım. Şu an ne kadar veriyorsun Haluk? Şu anda öğrenci e-mailim hala kapanmadı. Hiç tamamı yasal yollarla. Hadi 7 TL vermekteyim. Ne kadar, 12? 7. Spotify kullanan arkadaşlarım ne süredir kullanıyorlar Spotify'ı? Ben yaklaşık İsveç'ten beri kullanıyorum. 2014 Aralık'tan beri. Ben de o zamanlar Spotify kullanıcısıydım. Ben de kullandım canım. Şey, yalan mı söyleyeceğim? Şaşırdım sadece. Arşivimi değiştirmem gerekti bir süre. Hala yani Spotify'a nefret etme sebeplerim var şu anda. Eski arşivim silindi çünkü. Bilmiyorum. Kızacağım sadece Spotify'a. Ben Spotify'ı oldukça fazla seviyorum. Çünkü sebeplerim var. Yani. Kaç yıldır kullanıyorum ve özellikle şey, bana önerdiği şarkıları çoğunlukla hoşuma giden şeyler oluyor. Hani çok kolay kendi sevdiğim müzikleri bulabiliyorum. Beni takip eden uygulamayı ne kadar az sevdiğimi söylemiş miydim? Evet, sen sevmiyorsun. Evet. Ona girmeyeceğiz. Ona girersek çıkamayız. Peki. Yes, Spotify'ın beni takip etmesinden bahsediyordum. Nasıl seni takip etmesinden? Ya şey, dinlediğin müzik miktarını falan filan söylüyor ya. Mesela yıl sonunda daha yakın zamanlarda şey çıktı. 2020'de dinlediğin müzikler türleri bunlardı tarzında bir şey çıktı. Spotify Wrapped. Aynen, Spotify Wrapped. Ve hepimiz çok severek birbirimize hani bak ben böyle çıktım, ben şöyle şu çıktı bende falan dedik ama Enes bunları sevmiyor. Aslında bu Apple Müzik'te de var. Yani ne kadar müziği kaç kere dinlediğinin takibi yapılıyor. Ama bunları analiz edip de işte sen şu tarz müzik seviyorsun, şunları dinlemelisin diyen bir şey yok. Bir hizmet yok. Ya aslında şöyle, benim Spotify'daki Wrapped kısmı değil ama işte bu Weekly Discover veya işte Release Radar falan gibi şeyler var ya, kaçırdığın şeyler varsa aman sakın kaçırma muhabbetleri. Yani orada bana hayatımda dinlemediğim tür müzikler öneriyor. Mesela çok fazla Rusça şarkı çıkıyor mesela orada. Rusça şarkılar mükemmel. Niye dinlemiyorsun ki? Yani hani neden çıktığını anlamıyorum mesela. Hiç Rusça bir sanatçı aramadım. Mesela bakıyorum şu an Spotify'a girdim. Neredeyim? Aşağıda Release Radar. Daily Mixer bayağı güzel bence. Hani çok Daily Mixer'ı ben de severim. Daily Mixer hakikaten çok tutarlı şey yapıyor ve
tür tür ayırması bayağı güzel. Mesela Spotify'a girdim. Şu an Release Radar'da. Hayret ediyorum, ilk defa Rusça şarkı yok burada. Göstereceğim ya, o yüzden Spotify koymamış yani. Geçen hafta baktığımda gerçekten 15-20 tane falan Rusça şarkı vardı ve hepsini istemiyorum, 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 istemiyorum diye ayrıca şey yaptım, feedback verdim yani hepsine. Bir de şey olayı güzel. Bu Daily Mix'lerde sanırım var. Ya da nerede, dur bakayım. İşte bunu sevdim veya sevmedim. Bunu playlistten kaldır. İşte bu şarkıcıyı hiç duymak istemiyorum veya bu şarkıyı sevmedim falan gibi şeyler verebiliyorsun. Ya sanırım o bir playlist veya albümü dinlemeyi bitirdikten sonra da otomatik çalan şarkılarda oluyor. Şu an çıkmadı çünkü Daily Mix'lerde ama işte Playlist Radio falan gibi şeyler var ya. O Playlist Radio çok başarısız, çok kötü. Evet. Evet. Bir algoritması var onun. Bayağı kötü. Ondan ben de memnun değilim açıkçası. Ama yani çok da... Apple Music'te bu tarz öneren bir şey yok mu? Yani. Var. Menes. Apple Music... Nasıl bir şey var? Apple Music çok farklı bir uygulama. Hani bilgisayardan iTunes üzerine erişebiliyorsun. Telefondan da yine Music App'te üzerine erişebiliyorsun. Uygulamayı tanıtmıyoruz ama Enes. Uygulama hakkında ne hissettiklerini soruyorum sana. Evet, şöyle bir problem var. Bahsedeceğim şey şu. Bir, normal kendi kütüphaneni oluşturuyor uygulama. Yani şey gibi değil, tek bir yerden müziği dinlemiyorsun. İki farklı yerden müziği dinleyebiliyorsun. Bir, Apple Store Library'den ya da Store Page'den dinleyebiliyorsun. Bir de kendi kütüphanenden dinleyebiliyorsun. Spotify'da da kendi kütüphanenden dinleyebiliyorsun bu arada. Ama orada daha hani aynıymış gibi sunuyor bunu sana. Burada kendi kütüphanede eklediğim müziğin hani sanki telefonuna eskiden yüklediğin MP3'lermiş gibi ya da yasal olarak indirdiğin, iTunes'tan indirdiğin şarkılarmış gibi kaydediyor. Yani oranın içindeyken herhangi bir şey önermiyor. Kesinlikle o kütüphane içinde sınırlısın. Başka hiçbir şey dinleyemiyorsun. Ama o sanatçının içinden tıklıyorsun ve beni Apple Music Store page'ine götür, bu saat artistin page'ine götür dediğin zaman öneriler çıkmaya başlıyor. Ve bunlar bazen bazı zamanlarda işte ayın ya da zamanına göre işte bazen internet serverında değişiklikler oluyor. Bunları hani sayfa yüklemelerinde sıkıntı çıkabiliyor. Sen niye kötü şeyler söylüyorum? Söylemiyorum biraz. Onun dışında hani bir For You, bir de Browse diye, bir de Radio diye 3 tane şey var. Ve hani bu For You'da bana hani çıkan şeyleri söylüyorum. Recently Played, Alternative, çünkü alternatif müzik dinlemişim vaktinde. İşte dinlediğim bir albüme benzeyen şeyler. Yakın zamanda çok dinlediğim. Ve jazz. If you like Guy Garvey. Daydreaming. Rock. If you like İbrahim Maluf. Ve new releases diye seçenekler var. Yani bana önerdiği şeyler bunlar. Albüm öneriyor. Yeni Keşifler Sakin. Yeni Keşifler diye bir playlist de var. Her cuma yenileniyor. Bu da aslında size sormayı planladığım başka bir soruyu getirdi aklıma. Genelde playlist oluşturup playlistleri mi dinliyorsunuz? Yoksa albüm içinden mi? Ben playlist oluşturuyorum yani. Ben direkt albüm dinlerim. Ben artık playlist dinliyorum. Ben de playlist oluşturuyorum sürekli. Benim de playlistlerim var. Üçünü kendim yarattım. Bir tanesini de Can Deniz'in bana yarattığı. En sık dinlediklerim arasında. Belki de müzik zevklerimizden ya da müzik dinleme tarzlarımızdan da kaynaklanıyor olabilir tarzlarımız. Ben o konuda bir açış yapacağım, bir şey söyleyeceğim. Benim biraz daha farklı, playliste biraz daha farklı bir approach'um var. Ben birbiriyle iyi gittiğini düşündüğüm şarkılardan ziyade ben bu şarkıyı beğenmiştim ve dolayısıyla da hatırlamak istiyorum diye playlistler yapıyorum. Bunları da grup veya şarkıcı ismi üzerinden parçalayarak yaptığım bir liste var. Yani bu içinde 160 tane playlist'te olan bir klasör aslında. Onlarda da şarkıcı ismi ile onun sevdiğim şarkıları diye böyle bir çok sevdiğim hiyerarşik sistemle yaptığım bir şey var. Ben bu şekilde hani kullanıyorum şeyden ziyade. Hisse anlatan playlist gibi bir sistemden ziyade. Aslında benim iTunes'taki ya da Apple Music'teki kendi kütüphaneme ekleme olayımla çok benzer bir şey. Çok benziyor çünkü ben küçükken iTunes kullanıyordum. Küçükken. Herhalde oradan, orada o özellik çok güzeldi. Ben çok seviyordum o özelliği. Spotify'a geldiğimde tabii bunu teknik olarak yapabiliyorsun ama çok intuitif bir arayüz yok.
Teknik olarak yapabiliyorsun Spotify'da, evet. Ben Spotify'da o şekilde kullandım bu arada. Son patch'te onu yapmayı kolaylaştırdılar. Ondan önceki arayüzü daha kötüydü. Ya son patch dediğim 2 sene önce ama yani şeyde. Ya bir tane major content patch getirdiler. Spotify'ın o content patch'ine kadar playlistlerin isimlerinin otomatik olarak alfabetik sıralama özelliği yoktu. What the fuck Spotify? Ve bitmedi. O özellik içinde de D'yı şey yapıyor. D'nın T'sinden alfabetik sıralıyor. Şu yeni geleninde. Ay. Ve o bir de iTunes'da da vardı ya. Yani Apple Music kullanmalısın. Hayır, Apple Music'te de vardı eskiden. Çünkü ben de Apple Music kullandığım zaman ne zaman iPod'uma şey indirsem, ama bu dediğim bahsettiğim zaman da ne zaman 2008 falan yani. Gerçekten. Ya sen Apple Music'ten bahsetmiyorsun. iTunes'tan bahsediyorsun. iTunes'tan bahsediyorum. iTunes'tan bahsediyorsun. Apple Music kullanmadım. Ben bahsettiğim iTunes, tamam. Diyorum ki iTunes'dan iPod'uma şarkı indirdiğim zaman, ama dediğim gibi 2008'den bahsediyorum yani. Şarkılar D'nın T'sinden itibaren başlıyordu alfabetik sıra yaptığımda. Ve o çok kötüydü yani gerçekten. Ve bazıları da almıyor. Hepsini almıyor da D'dan. Bir kısmını alıyor, bir kısmını almıyor. Bunlar hep çılgınca yani. Aynen. Şey, yıl olmuş 2020, madem kendin otomatik leksikografik sıralıyorsun, bari onu şap yani. Bu dünyanın en zor algoritması değil ama işte yapmamışlar. Evet. Ben de üzülüyorum. Sanırım ben biraz şey, daha farklı kalıyorum. Ben beraber dinlemeyi sevdiğim şarkıları playlist yapıyorum. Onu ben de aynı şekilde. Ben de genelde benzer türleri koyuyorum. Evet, o konvansiyonel playlist diyebiliyorum. Yani şey, normal insanlar öyle yapıyor diyebiliyorum. Ya az önce herkes sanki daha işte sen ve Enes konuşunca herhalde öyle hissettim ama. Çünkü bizim Enes'le özel bir arkadaşlığımız var. Karşılıklı olarak özel çocuklar olduğumuz için. Ya ben yani yaptığım playlistleri de genelde beğeniyorum. Hani çok sık yapmıyorum ama. Ve bu sene bir şey fark ettim. Yaptığım playlistlerden biri 1400 takip almış. Evet, ben de gördüm şey, bize hangi personality değil de neyse o işte Pioneer, evet, falan çıkanlarda sen şey çıkmışsın. Evet. Ve bunu Instagram'da paylaşmışsın. Trendsetter mıydı? Trendsetter gibi bir şeydi aynen. Instagram'da paylaştım, evet. Evet, o tarz bir şeydi. Ya çünkü çok şaşırdım. Niye? Hani ben o playlistin, yani bir tane playlist vardı. Ben bu arada Spotify'ın kendi yaptığı playlistleri genelde dinliyorum. Ya başkalarının yaptığı, Can Deniz'in yaptıklarını falan dinliyorum. Kendi playlistlerimi genelde yapmıyorum. Ama bir kere Spotify'ın kendi yaptığı playlistlerden birini dinliyordum ve sonra Spotify bu playlistin içindeki şarkıları değiştirdi. Ben de çok sinirlenip önceki haline çok benzeyen bir playlist yaptım. Ve 1400 takip aldı. Yalnız değilmişim. Burada playlistlerden... Apple Music'te böyle bir anım var. Anlatsana. Yani meğerse playlist güncelleniyormuş. Ve ben içinden hoşuma giden şarkıyı bulamamıştım tekrar. Aa. Evet, Spotify sürekli aynı şarkıları dinlemek zorunda kalmayın diye ara sıra yeniliyor şarkılarını. Bunu Apple Music de yapıyor diyorum. Ha evet. Farklı bir şey değil. Güncelliyor listeleri. İçindeki bir şarkıyı tekrar istediğinde üzüyor. O yüzden playlistlere bir daha güvenmiyorum yani. Bu arada Spotify'da sadece müzik dinlemiyoruz galiba. Bazı arkadaşlarımız podcast de dinliyor. Ben sadece müzik dinliyorum. Ben nadiren dinliyorum podcast. Ben podcast dinliyorum. Siz aynı uygulamadan mı dinliyorsunuz? Ben podcastlerimi hep Spotify'da dinliyorum. Ama bazı arkadaşlarımız da podcast için başka programlar kullanıyor. Yani burada bir segue yapmaya çalışıyorum. Ben podcastlerimin hepsini Spotify'dan dinliyorum. Çoğunlukla zaten story-based podcastler dinlediğim için indirebildiğim falan Spotify daha rahat ettiriyor bana. Hani şey, İzel'in mesela kullandığı podcast uygulamasında şey, konuşma arasındaki boşlukları kesiyor. Ama benim... Değil mi özellik? Efendim? Yani açıp kapatabileceğim bir özellik ama yani haklısın dediğinde devam et. Evet ama hani şey, benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Zaten Spotify'a para veriyoruz. Bir de hani şey, orada kullanmayı seviyorum. Podcastlerimi takip de edebiliyorum Spotify'da.
Ayrıca bu yıl Spotify Wrapped'imde gördüm yine. Şey, hangi podcast'i ne kadar dinlediğimi ve hangisini ne kadar bincelediğimi görebildim. Bu da benim biraz hoşuma gitti açıkçası. Başka nerelerden dinliyorsunuz? Ben Apple Podcast'ten dinliyorum. Telefonda ayrı bir uygulama. Bilgisayarda yine iTunes altında. Hayır. Artık kendi uygulaması var podcast'in. Bu arada ben bilgisayarımı güncellemediğimi söylememişim. Bilgisayarımı güncellemediğim için podcast'e müzik kiralım olayları hepsi iTunes'a. Kuşatı saatte benim için hala. Bunu evet. Bir noktada güncelleyeceğim evet. Neyse. Yani fark etmez farklı bir uygulama kullanıyorum. Yine bu podcast'lerin dünyada bu kadar yaygınlaşmasına sebep olan bir uygulama olan Apple Podcast'ı kullanmak benim için yine o hafif bir uygulama olması sebebiyle bir açıdan da bedava bir uygulama olması sebebiyle hoşuma giden bir husus. Çünkü ben Apple Müziği şayet bırakmak istersen bir gün ve şey servisinden bir para ödemezsem Apple Podcast'ı kullanmaya devam edebilirim. Ama buna ödediğim, daha önceden ödediğim paralardan dolayı da olabilir. Bu podcast'in hafif bir uygulama yine ve hani insanların büyük bir platform olduğu için podcast'lerini yüklüyorlar. Hani bazen gün sarkması olabiliyor. Ya da yükledik diyorlar, yüklememiş oluyorlar, unutuyorlar. Çünkü birden çok yere yüklüyorlar ama Apple Podcast'e es geçmiyor kimse. Benim kullandığım uygulamada otomatik olarak Apple Podcast'ten alıyor zaten. Ben Overcast kullanıyorum. Özge değil. Damla'nın da dediği gibi konuşmaların arasındaki boşlukları kesme özelliği var. Ama onu bir süredir kapattım, kullanmıyorum. Overcast'i sevmemin bir yanı da indie developer uygulaması olması. Overcast'te adam tek başına bir uygulama yapıyor. Overcast'te sen bir kere para verdin ve bir daha vermedin mi yoksa aylık bir subscription'ın mı var? Overcast aslında ücretsiz. ve şey desteklemek istiyorsan yıllık bir subscription'ı var. Onda da hani subscription'ın arkasında olan özellikler yok. Yani subscription'ı yaptıktan sonra hani bir iki özellik açılıyor ama normal dinlerken arayacağın özellikler değil zaten onlar. İşte sadece işte desteklemek için para verebiliyorsun. Bu arada az önce bahsettiğimiz özelliğin adı Smart Speed. Ve şu ana kadar bana 75 saat kazandırmış. Of. Podcast dinleme sürelerim içinde. Ne kadar sürede? Ne kadar uzun bir sürede 75 saat kazandırmış? Onu nerede söylüyor bilmiyorum. Ama bence 75 saat iyi bir süre. Genel olarak. Yok iyi iyi. Ben kişisel merakımdan dolayı sordum yani yoksa. Şöyle biz podcast dinleyerek zaman kaybediyor olabiliriz. Yani senin aksine. O süreyi tolere ediyor olabilir biraz. Sen düşün. Ya sadece aralardan çıkardığın süreleri düşün. Ya ben de podcast dinliyorum ama sizin kadar böyle takip ettiğim şeyler yok yani. O yüzden çok da dinliyor sayılmam. Arada bir çok sıkılırsam dinliyorum yani. Ya şöyle ben hani bir noktada haberleri YouTube'dan dinlemeye başladık ya. Bazı gerçeklerden ötürü. Evet. O haberleri podcast'te yaptıkları mesela büyük şeyler BBC mesela podcast'leri de var. Doğrudan podcast üzerinden dinleyebiliyorsun ve bu aslında zaten yani interneti de çok az harcayan bir şey. Dışarıda aç podcast'i sonuna kadar dinle ya da mesela metroya gireceksin. 5-10 saniyede inebilir bir podcast ve senin tüm yolculuğunu yani sıkılmadan geçirmeni sağlıyor. Şey evet, aksine, evet. Videoların aksine. Ben buna katılmayacağım çünkü internet paketimi bir keresinde yani şey dinlediğim podcast uygulamasında iki seçenek var. Yeni gelen bölümleri indirebiliyorsun veya stream ederek dinleyebiliyorsun. Benim de indirme değil, stream açıkmış bir noktada. Ben yanlışlıkla bir ay boyunca bütün internet paketimi podcast dinlemeye harcamışım. Ama ben çok podcast dinliyorum da. Ama belki hani stream ettiğin için ama bilmiyorum saçma. Bir anda indirdiğinde daha düşük olma ihtimali var mı burada? Daha bilgili bir arkadaşlarımıza soralım. Bir anda inmiyor bence ya. Ben hani evden çıkacağım podcast indireyim dediğimde en az 5 dakika falan bekliyorum genelde. Evet. Ben hani metroya girmeden önce 4G ile indirdiğim şeyden dolayı hani birkaç saniyede inebilen bir şeyin çok internet harcamayacağını düşündüğüm için demiştim. Hmm.
Kendiniz biliyordur belki, internet harcama miktarı ne şekilde değişiyor? Senin bir fikrin var mı? Sorunun başını kaçırdım. Şöyle soralım. Bir şey stream etmemizle bir anda indirmemiz arasındaki internet farkı mevcut olabilir mi? Böyle bir gerçeklik var mıdır? Şöyle olabilir. YouTube gibi zeki streaming uygulamalarında senin anlık internet hızına bağlı olarak sana sormadan şey yapıyor. Hangi kalitede stream ettiğini değiştirebiliyor. Buna ek olarak genellikle streaming uygulamalarından stream ettiğinde görece daha kalitesiz, dolayısıyla daha compressed bir şey alıyorsun. Ama bunlar şey değil. Yani aynı dosyayı stream etmekle download etmek arasında teorik olarak fark yok. Ama işte streaming sayfasının kendi uygulamaları şey yapıyor olabilir, ucuzlatıyor olabilir uygulamayı, şey videonun yükünü. Evet. Diğer taraftan şu kesinlikle şey yapar, stream etmekle ilgili şu kesinlikle bir sorun. Oturup baştan sona izlemeyeceksen, mesela yarısına kadar izleyip kapatıp tekrar açıp sonra da geri kalan yarısını izlersen, kapattığın zamanki izlemediğin kısmı ikinci kez indirmen gerekeceği için, açtığın zaman da başladığın yerin biraz önünü indireceği için oradan kesinlikle sorun yaşarsın. Yani tek baştan sona izleyeceksen ve çok zeki bir site kullanmıyorsan fark etmez ama İşte bu dediğim şeylere göre birazcık veri edebiliyor. Yani size çok da fark olmayan bir şey şu anda. Hani bizim kıyaslama çok yapacağımız kadar. Çok fark etmez, evet. Yani evet, çok fark etmez. Ama şöyle bir şey var. Mesela Spotify çok az harcıyor veri. Ama önceden öyle değildi. 6 yıl önce deli gibi veri harcıyordu şarkıyı stream ederken. Evet, hatırlıyorum. Ama ben 5-6 yıl önce bırakmış olabilirim Spotify'ı. Ve o bırakma sebeplerimden biri de oydu. Evet, o artık öyle değil. Artık compression diye bir şey olduğunu ve kullanmaları gerektiğini öğrenmişler. Ama ben compression şeylerini açık kapatabiliyorduk bu arada. Ayrıca şey... Tamam, mesele o değil. Ayarlarda stream ederken hangi kalitede stream edeceğini seçebiliyorsun. Ama hani benim yüksek kalite seçili... Bunlar hepsine katılıyorum. Yani yüksek kaliteli sesli benim de aynı. Ona rağmen hiç yani Spotify'dan o kadar harcadığımı hissetmiyorum gerçekten. İyi yapıyorlar bunu. Bunun sebebi işte şey, geliştirilmiş compression sistemleri kullanıyorlar artık. 6 yıl önce böyle değildi. 6 yıl önce en düşük kalitede bile dediğim gibi canavar gibi yiyordu. Şu an 6 yıl önce 10 GB internetimin hepsini Spotify'a harcadığım olmuştu. Rahatlıkla. Yolculuklar sırasında. Evden çıkmadan bir şey indirmem gerekiyordu. Ya önceden şeydi, eğer bir şarkıyı iki kez dinleyeceksen kesinlikle indirmek daha avantajlıydı, evet, önceden. Artık öyle değil ama artık yani hiç şey yapmıyor, neredeyse fark etmiyorsun onu stream ettiğini. Bu arada 4.5G dediğimiz olay da gerçekleşti. Eskiden 3G kullanıyorduk. Ya ama şarkının inme hızını etkiler. Harcadığın megabaytı etkilemez. Harcadığın internet harcaması var. Evet. Şu an daha hızlı gerçekleşiyor çoğu şey. Ya şöyle, aslında olaya fizik açısından bakacak olursak, evet, yani şu dediğin doğru. Eğer antenin harcadığı elektrik üzerinden internet fiyatlandırılıyor olsaydı kesinlikle daha ucuza gelecekti 4G kullanarak bir şey indirmek, ama megabyte cinsinden fiyatlandırıldığı için şey, hala megabyte'ın kendisi değişmez. Şöyle, ben psikolojik olarak demiştim. Bir şey çok daha hızlı indirdiğin için artık o hani indirme süresi de kısaldığından evet, sen daha az bir şey indiriyormuşsun gibi hissediyorsun. O oyunu kesinlikle var. İkincisi de zaten hani bu 4G servisiyle hani artık daha hızlı internet sundukları için kotaları da yükselttiler. Tamam, hani enflasyonla beraber artan internet fiyatlarının dışında internet bence ucuzladı hızına ilişkin. İnternet kesinlikle ucuzladı. Yani şu an önceki fiyata... Yani benim bahsettiğim şey o. Yani. Eskiden 3-4 GB paket alırdık yani. Çünkü zaten hızdan dolayı yani 3-4 GB anca harcayabiliyorduk. Şimdi hani 10 GB harcıyoruz belki, yani öyle düşünüyorum. Herif satmıyor bile. 2 GB paket satmıyor Türksel. Hızdan dolayı değil de biraz daha aktarılan belgelerin miktarının değişmesiyle de fark etti bence. Daha önceden mesela en basitinden Facebook üzerinden düşünecek olursak çoğunlukla yazılar vardı ve hani daha az fotoğraf üzerinden çalışıyordu. Hatta fotoğraf vardı bir noktada, video yoktu. Şimdi video çok aynen fazla. Aynen. Şimdi her yerde direkt otomatik videolar falan açılıyor. Hani
Bunlar da miktarını çok fazla arttırdı bence kullandığımız internetin. Ama bunun şöyle hızla alakası var. Eskiden hız buna yeterli değildi. Yani bunları anında indirmemize yeterli bir hız yoktu. Şimdi var ve bunu yapıyoruz. Şu an yani ama metroya binmeden hemen önce bir podcast'ı birkaç saniyede indirebiliyoruz diyorsun. Evet ama müzik, bir albümü indiremiyorum aynı hızda bu arada. Aynı sürelerde ama indiremiyorum. Ben albüm ve podcast arasında bir sıkıntı yaşamadım. İndirdiğim podcastlerin süresi ne kadar peki? 20 dakika, 30 dakika. İndirdiğim albüm de en fazla. Bir saat değil yani. O da yarım saat. Emin olamadım ben. İkisi de aynı serverda diye tahmin ediyorum. Bir şarkı şey yaparken, şarkıyı kompres edip gönderdiğin zaman çok daha geniş bir frekans bandını kompres ettiğin için daha büyük bir paket elde ediyorsun. Podcast'te diğer taraftan çok küçük bir frekans aralığında konuşma olduğu için iyi kompres ettiğinde aynı uzunluktan daha küçük olur. İşte şey de var. Podcast'te yüksek kalite olmasa da rahatsız olmuyorsun. Müzikte yüksek kalite arıyoruz hep. Podcast'te yüksek kalite beklentimiz daha düşük bence. Benim için söylüyorum. Metro ya inerken indirdin diyelim podcast'te. Evet. Peki metroda giderken podcast dinlerken bir şey yapıyor musunuz? Mesela ben oyun oynuyorum genelde podcast dinlerken. Benim de bir tane oyunum var. Başka yaparken dinlemiyorsam. Bir adet oyunum var. Müzik de dinliyorum yani metroda. Bir oyunum var. Bu arada hep bir albümüm inik durur. Telefonumda inmiş halde durur. Ne olur ne olmaz. Albümüm. Sizin öyle playlistler var mı? Var. Konuyu değiştirdim üzerine. Özür dilerim. Çok playlist ya. İşte onu indirilmiş durumda Spotify'da sanırım. O zaman podcast'te. İnternetin içine bindiğinde hani metroya bindim ve hazırladım müziğinden bahsediyorum. Evet. Benim her zaman 1-2-3 7 tane playlistim her zaman inik. Ben hiçbir playlistimi veya albümümü inili tutmuyorum. Ben önceden yarın yokmuşçasına indiriyordum. Sonra yarın olduğu için telefonun hafızası bitti. O yüzden daha seçici indiriyorum artık. Ya benim hafıza konusunda şu anda problemim olmayı bir süredir bıraktı. O yüzden istediğim gibi indiriyorum. Benim hala hafıza problemim var. Çok iyi flex gerçekten. Biraz flex evet. Yani telefonumda 1 GB boş yer bile yok sanırım şu an gerçekten. Belki bu müzik dinleme alışkanlıklarımızla da alakası vardır. Ben dinlemiyorum. Mesela dinlediğiniz müzikler sürekli değişiyor mu? Onunla alakası var. Mesela ben bir albüme takılıyorum. Ya da bir iki albüme. Hani bir iki sanatçının farklı hani birer albümüne. Genelde yeni çıkan albümlerine takılıyorum. Ve sürekli onları dinliyorum. Başka hiçbir şey dinlemiyorum o sürede. Yani çalışma müziğim o. Şey müziğim o. Genel hani belki müzik tercihlerimle de alakası olabilir. Çalışabileceğim müzikler oluyor genelde. Hani hep onları dinliyorum. Başka bir şey dinlemiyorum. Ve o albümü güncel olarak telefonumda tutuyorum. Ben yine az önce sizi çekmeye çalıştığım konuyu çekeceğim. Çek çek. Liseler yaparken oynadığımız oyunlar. Hepimizin eminim burada böyle telefonda minik bir oyun var. Hani işte Zoom'da derse girmeden önce hoca 5 dakika geç kaldığında oynadığın falan. Öyle oyunlarınız var mı? Yoksa yalnız mıyım bu konuda? Eskiden gerçekten telefonda çok fazla oyun vardı. İnternetli internetsiz yani böyle her türlü. Ama telefondaki yer sıkıntısı arttıkça ilk vazgeçtiğim şey oyunlar oldu yani. O yüzden hatta geçen hafta beni delirten şu oyun vardı ya, şişelerdeki renkleri ayırmaca falan. Evet. Ertesi gün sildim oyunu gerçekten. Hyper casual. Hyper casual'dan hoşlanmıyoruz. Ne? Hyper casual oyun. Ya yani niye şey yapıyorsunuz? Ya onlar da yapanlar insan arkadaşlar. Şirketler de insan. Zaten o yüzden hoşlanmıyoruz ya. Ben bu arada şey sanırım sadece burada İzel ve Canlınız biliyor ama bir süredir ne yazık ki Hyper Casual oyun şirketinde tasarımcı olarak çalışıyorum. Benim arkadaşımın çalıştığı bir firmada çalışıyorsun. Ben bir şeyler diyebilirim o zaman şey yapacaksan. Bu arada kusura bakmayın, evdeki herkes aynı anda gelip bana bir şey sormaya karar verdi. Sorduktan sonra da kapımı açık bir şekilde önünde konuşmaya karar verdiler. O yüzden çok bir şey söyleyemedim. Benim iki oyunum vardı. Birini bıraktım iki sene önce oynamayı. Marvel'la alakalı bir oyundu.
Ama sonra Hilmi'nin ilmiyle beraber başladığımız Yu-Gi-Oh oyunu vardı. O artık ben de kompetitif oynayabilecek kadar iyi olduğum için artık çok şey gelmiyor bana. Böyle 5 dakika ara var ya da ne bileyim tuvalette işim uzadı ya da hoca gelmedi. O sırada oynayayım falan tarzında bir oyun olmaktan çıktı. Ben de onu diyecektim. Casual bir olarak, oyun olarak başladın ama sonra her şeyin mi? Benim için de böyle bir oyun var da. Her şeyim denemez. Hem böyle baktım yok, iyi oynuyorum. Yok oyun yok. Telefonda. Hani evet baktım yükseldim hani iyi oynayabiliyorum. O yüzden. O Marvel oyununda biraz hani şey oyunlar vardır ya. Gacha gemi deniyor onlar. Hani topluyorsun ve hani her gün login olduğunda bir şey veriyor hı-hı sana sürekli. Onun emeğinin hı-hı boşa gitmemesinin bir şeyi vardı. Vicdan azabı vardı. Hani sırf belli bir süre o yüzden oynamaya devam ettim. O kadar emek verdim bari devam edeyim diye. Hı-hı. Onun dışında arada senin önerdiğin oyunları yükleyip bitirip siliyorum. O Yellow diye bir oyun vardı mesela. Evet, Yellow. Ben biraz daha şey gibi oyunlardan bahsetmek istiyorum aslında. Böyle istediğin zaman geri dönebileceğin. Hı-hı. Kelime oyunu oynuyorum. O sayılır mı? Evet. İnternetim olmadığı zaman bir de çok sık uzun uçuşlu seyahatler yapıyorum. Yani internet çok olmadığı zaman arkada mesela müzik açıp işte bu mevcut harflerle bazen kelime oluşturmalı bir oyun var. Bir de işte direkt crossword puzzle şeklinde var. Onları oynuyorum genelde. Sürekli randomly generated olduğu için çok da fazla şeyi var, bölümü var. Ya da bir tane şeyi oynuyorum arada. Aklıma geldiği şey indirip siliyorum da. One Touch Drawing diye bir şey var. Sana bir şekil veriyor. Üzerinde belli pivot noktaları var. O pivot noktalarını o şekli elini hiç kaldırmadan çizmeye çalışıyorsun. Anladım. Galiba reklamlarını görüyordum onu. Ya da bazen ek kurallar geliyor. İşte belirli renkli yerlerden iki kere geçebiliyorsun. Ya da geçmek zorundasın vesaire. Bunları kullanıyorum ben genelde. Benim oynadığım oyun herkes duymuştur diye düşünüyorum ama bahsettiğimde hiç kimse duymamış oluyor. BB10'i duymuş muydunuz? Duydum. Evet. Evet. Ben duymadım. Bu şey tarzı bir oyun. Ne deniyordu ona? Böyle Brick Breaker diyeceğim şimdilik. Neden diye hatırlamadığım için ama o tarz bir oyun ve Tetris falan gibi mi? Hani Tetris evet. Tetris değil de Tetris'te oynayabildiğimiz birkaç oyun evet daha vardı ya. Hani alttan bir şey atıyorsun ve Anladım. Top atıyorsun ve yukarıdaki aynen blokları kırmaya çalışıyorsun. Hı-hı. Hani müzik veya podcast dinlerken kesinlikle düşünmeden oynayabiliyorsun. O yüzden çok güzel bir oyun bence. Ben bir süredir oynuyordum. Süre sarıyor. Ay pardon, söyle. Ne sorun değil. Sen söyle Özge. Yok o kadar yani, sarıyor diyecektim sadece. Ben uzunca bir süredir Magikarp Jump oynuyordum. Oynuyordum. Yaklaşık 70 günlük hala oynuyorum. Sadece o kadar fazla değil. 70 günlük streak'i yaptıktan sonra bıraktım biraz. Şu anda golden bir Magikarp'ım var ve onunla para topluyorum genelde. Ama podcast dinlerken genelde ben ikinci bir şekilde oyun oynamak konusunda sıkıntı yaşıyorum. Çünkü dikkatim çok hızlı dağılabiliyor ve hikaye podcastleri olduğu için ve hani bazılarında da işte bir noktayı kaçırdığında çok fazla şey kaçırdığın için hikayede kaçırdığım bir şey olduğu zaman tekrar geri sarıp dinlemem gerektiği için genelde boşluğa bakarak dinliyorum podcastlerimi. Eğer o kadar önemli bir şey değilse zaten arkada iş yapıyor oluyorum. Bazı oyunlar var yani hani hikayeyi kaybetmeden dinleyip ben beynimi sıfırlıyorum ve sonra bir anda bir şeyle dinlemeyi unutmuş oluyorum. Nasıl çalışıyor? Damla'ya ben de katılıyorum. Bende de çok sık oluyor.
Ve kendime kısıp sürekli 5-10 saniye geri alıyorum sonra. Hı-hı. Ya sanırım benim oyunum, ya bir biten oynadığım için sanırım şey. Çünkü dakikada sadece bir action yaptığın bir oyun. Mesela belki benim için çalışıyor senin olabilir. Senin artık dakikada bir action yaptığın bir oyun olabilir o. Çünkü o oyunda ilerlemiş olmak gerekiyor. Evet. Dakikada bir action yapmak. Evet ya, ben ya şey şöyle sanırım ben geçen yaz 800 küsüre gelmiştim ve yazını hatırlıyorum, evet. 800 küsüre. Aynen. Sonra yanlışlıkla telefonu ekranını açık bırakmışım. Beklerken 866'ymış. Ve ekrana yanlışlıkla dokunarak o oyunumu yok ettim. Ve hani o zamandan beri sadece 438'e gelebilmişim. Ve dakikada bir action yaptığım bir oyun oldu sonuç olarak. Ama yani başka bir şeyler dinlerken oynamayı sevdiğim oyun da Nonograms Katana. Eminim Nonogram da oynamışsınızdır siz de. Nonogram dediğin oyun ne tür oyun bilmiyorum. Bulmaca şeylerinde, gazetelerde bulmacalar vardı da kareleri boyayarak şekil oluşturuyordun ya. Onun başka bir şey vardı diye hatırlıyorum oyun. Nonogram olmadı. Düşün. Bu arada yani bulmaca kategorisine geldiğini düşündüğüm için ben sadece bulmaca kategorisindeki ya da zeka oyunu tarzındaki oyunları seviyorum. Evet, onları ben de seviyorum. Şu anda oynadığım oyun bir aslında yine şans faktörü içermekte. Mac'te. Niye böyle konuşuyorum ki? Şans faktörü içeriyor. Zar atılıp hani bölge şey yapıyorsun. Aslında böyle her bölgede belli taşlar var. Belli sayıda. Sen her elde bölge sayına göre yeni taş alabiliyorsun. Ve her taşı sayıcında hani saldırdığın yerde o kadar zar atılıyor ve en yüksek alan orayı fethetmiş oluyor. Böyle bir oyun. Çok küçük bir haritada oynanıyor. Adı ne? Adı hani çok farklı modları da var hani. Strategery diye bir oyun. Strategery nasıl yazılıyor? Şu an telaffuz. Bana Yu-Gi-Oh kadar zeka gerektiriyor gibi gelmedi. Yani bir şey bilmene gerek yok, evet, öyle bir fanboy olmana gerek olmadan da oynayabiliyorsun. Ben Yu-Gi-Oh'yu oynamaya çalıştım ve beceremedim. O yüzden biraz mutsuz bu konuda. Ben çok kısa sürede sıkıldım. Yani sonuçta Yu-Gi-Oh insanlar deniyor ve biliniyor. Hı hı. Enes'in seçtiği oyunlara nazaran. Basit bir zeka oyunu yani. Başka hiçbir şey yok. Zeka oyunu da diyemeyebiliriz yani. Benim kendi kişisel sebeplerimi tatmin ettiğim bir oyun. Her yere nüfus etmek, her şeyi kontrol altına tutmak gibi mesela. Sanırım ben daha böyle şey klasik basit oyunları seviyorum işte. Nonogram'a ek olarak bir de her zaman solitaire oynuyorum. Neden hani işte hala solitaire oynuyorum ben de bilmiyorum ama yalancı bilmiyorum. Aynen 2000'de solitaire oynuyorum. Hat Windows bile desteklemiyor. Evet, onu fark ettiğim gün çok üzülmüştüm. Hani bunu fark edemiyorum ama eğlenceli. İnternet gitti dedim. Hani en azından solitaire var. Solitaire oynayayım. Yoktu. Bekle de eskiden chess vardı. Hala varmış. Hala var da ben şey geri yüklendiğinde direkt siliyorum çünkü satranç sevmiyorum. Ama bu aralar satranç popüler olmuş o dizi sayesinde. Duymuş muyuz? Evet. Ben öyle bir dizinin varlığından bile haberim yoktu önceki güne kadar. Bir söyleyince mi? Sen konuşunca anladım. Dilara falan da izliyor. Güzel bir dizi aslında ya. Bu arada bahsettiğimiz dizi Queen's Gambit. Evet, film oyunculuğu ismi var. Evet. İzler seni izliyorum. Açtım şu an şey oynuyorum. Solitaire oynuyorum. Benim de gözüme çarpıyor kenardan. Aa, gözüküyor mu kenarda benim solitaire oynadım? Yok hayır, ben şey oyun klasörümü açtım da köşeden solitaire'i görüyorum.
Hani biraz önceki şakamı tekrar edeceğim. Eğer Netflix uygulamam olsaydı haberim olabilirdi bu diziden. Evet, muhtemelen. Benim de telefonumda Netflix uygulaması yok. Netflix uygulamanız niye yok? Niye? Bir noktada fark ettim ki telefondan izlemek iyi değil. Ben bilgisayara indirdim Netflix uygulamasını. Aslında. Neden? Telefonunda yer kaplasın. Seyahate gidecek olabilirsin. Evet, evet. Windows'ta Netflix uygulaması var. Evet. Ve yani yazlıktayken hiç internetim olmadığı için indirdiğim zamanlarda eve gidip izleyebiliyordum ve dışarı çıkmadan da hayatıma devam edebiliyordum. O keyifliydi gerçekten baya. Çünkü sıkıntıdan ölmek üzereydim bir noktada. O yüzden uygulama indirmek tatlıydı ama şu an mesela yani uygulamadan izlememle sitesine girip izlemem arasında çok bir şey farkı yok açıkçası. Kullanıcı deneyimi farkı. Now that you iPad. Evet, aslında iPad'den daha çok izliyorum şu an düşündüğümde. Çünkü gece bilgisayarımı yatağa götürmekten iPad'i götürmek daha kolay yani. Sağlıklı bir alışkanlık olmayabilir ama yatakta bir şey izlemek. Bundan ben kaçınmaya çalışıyorum. Anladım. Yatakta bir şey izlemekten kaçınmak gerekiyormuş sanırım. Neden? Yatakta telefon kullanmaktan. Ya yine yap. Oturma odasında koltukta yatarak yap. Ama uyku kaliteni düşürüyor. Çünkü bir noktada sen artık yatağı bir şey oynayabileceğin, bir şey izleyebileceğin bir hale hani bir şekilde beynine kodluyorsun. Bu sayede uyuman gerektiği zaman yatakta hani elin telefona gitmeye başlıyor. Çünkü o yatak senin için bir şey oynama alanı, bir şey izleme alanı. Bundan kaçınmak gerekiyor diye. Çok mantıklı ama bu kaçınma işini gerçekten 13 Mart'ta kaybettim. Tam olarak. Aynı şekilde. 13 Mart 2020'de. Tam tarihi verecek olursak. Aslında tam dikkat etmen gereken zaman yani. Evet ama maalesef şu an öyle bir durumum yok. Yani yapabilirim aslında ama yani yapmamak kişisel tercihim gibi yani burada. Hani beni engelleyen hiçbir şey yok. Gerçekten yapmasam yapmam ama keyifli aslında. Yattığım yerden rahat rahat. Artık gözlüklerim de olduğu için gözlerim de acımıyor. Sonsuza kadar izleyebilirim yani dizi. Ben şu anda bunu çok rahat yapabiliyorum, o yüzden mutluyum. Neyi? Bu bilgisayar ve telefon kullanma işini, yatakta yapmama işini. Ha. Evet. Nasıl? Doğru. Kendi evinde çünkü. Kendime ait bilgisayar var ve artık bunu sonuna kadar kullanıyorum. İşte her yer senin odan oluyor o zaman. Evet. Hayır. Kullandığım bölgeleri ayırabilirim. Yani yatak alanımda telefonla mesela bu sabah telefonla oynadığımı fark ettim ve kalktım. Hayır Enes, salonda oynayacaksın telefonla. Yatakta oynamayacaksın. O biraz daha senin şeyin sanırım. Responsibility ya da ne deniyor ona? İrade. Yok, İngilizce. İrade. Teşekkürler. Willpower. Evet. Willpower. Çok iradeli olduğunu söyleyemem ama bazı konularda evet öyleyim. Willpower deyince aklıma tek bir şey geliyor. Ne? Power Rangers. Hayır. Ne geliyor? Vampir. Evet. Bu benim anlamam için mi bekledin yoksa? Ben genel hani Enes dışında herkesin anlayacağını düşünmüştüm. Ben anlamadım. Willpower çok fazla şey kullanıyor ya. Fate de kullanıyor sanırım. Yok, o Fate kullanıyor. Ay, evet. Ben hala anlamamaya devam ediyorum. Bu arada benim adım Enes. Role playing. Var. Willpower atıyorsun. Evet. O değil mi? Willpower değil mi? Önemli bir şeyler bir şey var. Değil miydi? Willpower da var, Humanity de var. İki farklı şeyi var. Ha, ben Humanity'yi düşünüyorum. Bakmaktayım. Minik telefon oyunlarına da bu şekilde kapattık galiba. Zaten süremizin sonuna da yaklaşıyorduk. Willpower değil, Will Save var. Eğer şeyde, D&D'de. Willpower certainly var. Burada bar olarak var yani ama bu zarlı, bunun zarı var mı ya? Bildiğim kadarıyla Willpower'ı yeni şeyde kullanıyorlar. Yeni versiyonda kullanıyorlar şey olarak. Attığın zarlarda 3 tanesini tekrar atabilmek için kullanabiliyorsun. Veya mesela Hunger durumunda şey yapmak için,
kendini tutabilmek için eğer hani harcamadığın willpower'ları zar olarak atıyorsun. Bakalım şey ne düşünüyor? White Wolf ne düşünüyor bu konuda? Bu arada özetlemek gerekirse Apple Müzik en iyisidir ve yaptığı bu fanfonik sayesinde ve Apple NS'e bir miktar para ödemelidir gibi bir son çıkarabilir miyiz? Evet, bu gerçekten son sonucu çıkartmak istiyorum çünkü izel bir seneki uygulamaların reklamını yapmak ve bunda para almamak konusunda bir numaralı insanlarsınız yani. Evet. Gerçekten... Burada şey öğrendim. Notion uygulamalarıyla ilgili içerik üreten insanlara çeşitli şeyler sunuyormuş. O yüzden bir gün Notion'da konuşacağız. Evet. Hey. Eğer bunları paylaşacaksak. Bunu yayınlayacağımız anlamına geliyor. Yani Notion'un bölümünü acemice paylaşmak istemezsin diye düşünüyorum. Notion'un bölümü iyi olması lazım. Evet. Yavaştan kapanış yapıyorum. Çünkü kullandığım diğer bir uygulama olan podcast kaydetme uygulaması Ferrite. Free versiyonunda sadece 1 saat veriyor ve 1 saate çok yaklaşmaktayız. Gerçekten mi? Bugün de yine katılıp benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Parayı hesabıma bekliyorum İzal. Tabii hemen İBAN var zaten. Atacağım. Aynen. Ben normalde para alacaksak para almayıp Enes Apple Music konuşmasın diye paramı ona yatırabilirim. Enes bu bölümden sonra müzik kullanamasın, müzik konuşamasın kuralı getirelim. Canınız willpower nasılmış? Şu an hala bak White Wolf beni tatmin etmedi o yüzden V20 Anniversary Edition'ı açtım. O bilgi benden kaçamayacak. Bu arada podcast para kazandıran bir şey değil, para kaybettiren bir şey yani gençler için. Eğer baştan paran yoksa o zaman kaybetmemiz zor. ekipman falan alarak kaybedebiliyorsun. Yok bir de ama şey. Hepimiz her şeyimiz son derece normal kullandığımız kulaklık ve mikrofonlarla geldik. Buna ek olarak da bütün kullandığımız uygulamalar free olacak. Editingi yapacak ben olarak Ferrite veya Audacity kullanmayı planlıyorum. Ve sizi muhtemelen Spotify'da görmeyeceğiz. Yazık ki. iTunes'ta da göremeyeceğiz bence. Çünkü oraya yüklemek için de bir yere yüklemiş olmak ve para vermiş olmak gerekiyor. Hayır. iTunes'a geldi ya. Apple Podcast'e yüklemek ücretsiz ve sadece onay alma gerekiyor. Bir yerde göreceğiz o yüzden. Umuyorum sizi tekrar. Harika. Ben İzel ve arkadaşlarım Enes Can Deniz Damla Toprak Özge. Bugün size uygulamalardan konuştuk. Bitti. Umarım deneyimimizden memnun kalmışsınızdır. Evet. Bir sonraki bölümde konuşmamızı istediğiniz bir uygulama varsa lütfen yorum kısmına yazabilirsiniz. Podcast'imize abone olmayı. Podcast'in genelde yorum kısmı yok ama abone olma kısmı. YouTuber'lık yapıyordum. Neyse Özge sen de öğreneceksin podcast'leri. Evet, alışacağım podcast'ın altına. Az önce podcast'leri baltalayan adam mı söyledi? Kendi olduğu platforma diss atıp ondan sonra podcast bilmeyen insanlara diss atıyor ya. Çok iyi. Yani para kazanamadık sadece. Para kazanamıyoruz arkadaşlar. Bağış yapın demek istedim ama hangi arkadaşları seslendiğim hakkında hiç fikrim yok. Evet, ve nereye bağış yapacaklarını da bilmiyorlar. Apple arkadaşın olarak mı görüyorsun? Eğer ileriki bölümlerimiz olduysa ve onları dinledikten sonra ben bu podcast'in ilk bölümünü mü de mi dinlesem diye geldiyseniz özür dilerim.